Merhaba güzel dostlarım. Yaptığımız her şey yaşadıklarımızın sonucu. Bizler hiçbir şey bilmiyor olarak doğduk ve bize kayıtlar yapmaya başladılar. Zihin bomboştu, beyin bomboştu ve bize kayıtlar yapmaya başladılar. Ve o kadar çok şeyler yaşadık ve o yaşadığımız şeyler hep bilinçaltı dedik ve o bilinçaltına göre de bir yaşam sürmeye başladık. Yaptığımız her şey güzel dostlarım, yaşadıklarımızın sonucu. Peki ya kötü şeyler yaşamışsak, bilinçaltımızda kötü tohumlar varsa, kötü tohumlar ekilmişse ve dolayısıyla kötü şeyler yapıyorsak şimdi ve bunları değiştirmek istiyorsak ne yapmamız gerekir? İnsanlar genelde acı çektiğinden bahsediyor. Sıkıntılar yaşadığını anlatıyorlar. İşte ya ben çocukken şöyle şöyle acılar çektim. Sonra eşim beni şöyle aldattı. İşte şöyle kandırıldım. Devamlı bir acılarımızı anlattım. Daha doğrusu acılarımızla yarışıyoruz. Yani ben daha çok acı çektim. Ben daha çok yük taşıdım. Hani vardı ya insanın üç evresi, deve evresi, aslan evresi ve çocuk evresi. Biz deve evresinde kalmışız sanki. Ben daha fazla yük taşıdım. Daha fazla acı çektim. Ve acılarda yarışıyoruz. Ve insanlar ya ben bu acıları yaşadım. Ondan dolayı başarılı olamıyorum. Ondan dolayı hedefime ulaşamıyorum. O işte kimsesiz kaldım, yalnız kaldım gibi devamlı böyle bir bahaneler, devamlı böyle yani hepimizde vardır değil mi? Hani sizlerde de vardır, bende de vardır. Herkesin geçmişine baktığımız zaman çok acı dolu günlerimiz olabilir. Var ve onlarla geliyorlar. Ve bazen bunları dinleyince diyorum ki ya bu insanlar kötü hayat yaşadığını anlatıyor bana. Bazen de kendi hayatıma bakıyorum, şöyle geçmişe doğru baktığımda bakıyorum ki kötü hayat yaşamamışım ya. Hayatımın üstünde buldozerler geçmiş, tuz buz olmuşum bazen. Ve o tuz buz, o hayatımı buldozerlerle beni ezenlerin, o olayların ya da o kişilerin bakıyorum ki şu anki yaşadığım hayatta, şu mükemmel yaşadığım hayatta, sevgi insanı olmakta, şu donanımda o kadar çok fayda vermişler ki ve hepsine minnettar kalıyorum. Ve diyorum ki yaptığım her şey yaşadıklarımın sonucu. Yani mesela arkadaşlar, hani herkesin çocukluğuna dair güzel anıları vardır. Ve ben bir beyoğluyum. Ya babam bir beydi, ağaydı. Yalnız şöyle bir taraftır. İşte bizim oralarda çocuklar çok sevilmezler. Çocuklar böyle nasılsa öyle kültürden mi diyelim? Onları yani annemi babamı çok seviyorum. Gerçekten hepsine yani hepsine diyeyim de çok minnettarım. Annemi babama minnettarım. Daha büyük bir değerim yok. Yalnız sevilmezdik. Öyle bir dünya yoktu. Yani bir çocuğu alıp da kucağına bir hiç hatırlamıyorum. Babam beni kucağına alacak. İşte babam elimden tutacak. Ya bir bayramda gideceğiz de bir elbise alınacak. Daha doğrusu yeni elbise alındı. Hani çocuklar alınır ya bir bayramlık falan. Hiç öyle bir şey hatırlamıyorum. Hatta hiç unutmadığım bir anım var. İşte biliyorsunuz annemi çok severim. İlkokul 3. sınıftayız arkadaşlar. Öğretmenimiz yumurta verdi. 2 yumurta verdi. Dedi ki bunu dedi işte evinize götürüyorsunuz. Anneniz pişiriyor ve yarın getiriyorsunuz. Burada yeğli malı haftası zamanında ya o saatte yiyeceğiz. Biz yumurtaları aldık işte ve götürdük. Ama işin işte enteresan tarafı neden bilmiyorum. Halen bilmiyorum. Annem pişirmedi. Yarın ben okula gittiğimde arkadaşlarım yumurta yiyor. Ben onları izliyorum. O gün öğretmenimiz yine ikişer tane yumurta verdi. Yine götüreceğiz. Annem yine pişirecek. Ve yine getireceğiz yiyeceğiz. Yalnız annem yine pişirmedi. Yine arkadaşlarım yumurta yiyor. Yine ben onları izliyorum. Bu arkadaşlar 3 gün devam etti. 3 gün boyunca da annem pişirmedi. Ama neden pişirmedi bilmiyorum. Ama o sırada bir çocuğun duygusunu düşürür müsünüz? Yani nasıl bir değersizlik hissediyor? Ya ben değerli bir insan olsaydım herhalde benim için ufak da bir emek verirlerdi duygusu. O değersiz duygusu nasıl yerleşiyor? Hatta yani mesela o çocuk dünyasına baktığınız zaman arkadaşlar kendim hatırladığım şey şöyledir. O kendi olduğumuz o çocuklar ya da arkadaşlar dünyası hiç sevildiğimi hatırlamam. Ben herhalde o çocuk grubunun en sevimsizi bendim. Hiç sevmezlerdi. Sebebini bilmiyorum. Yalnız o sevgisizliğin arkadaşlara verilmemesi şu ana baktığımda o çocukkenki o değersizlik duygusu herkese değer vermemi sağlamış. Bir insanın değersiz olduğunu, değersiz hissettirildiğini fark ettiğim için herhalde kendimde ne oluyor? Bu defa herkese çok değer veriyorsun. Sevgisizliği iliklerime kadar hissettiğim için mümkün olduğu kadar çok seviyorsun ve mümkün olduğu kadar çok insanlara sevgi sunuyorsun, sevgi gösteriyorsun. Anlıyorum ki yara o zamandan yara var
Ve onu şu anda o zamanın yarasını, sevgisizlik yarasını şu an sevgiyle tedavi etmeye çalışıyorsun. İyi ki o günleri yaşamışım. Ve o arkadaş, o değersizlik, o ilgisizlik, o sevgisizlik gerçekten çok acı. Yalnız sen o acıların seni bugüne getireceğini bilmiyorsun. Yani şimdi çocukken dikkat çekmeye çalışıyorsun, ilgi görmek istiyorsun, sevgi görmek istiyorsun. Bunlar verilmeyince ne yapıyorsun? İlgi görecek bir yere odaklanman gerekiyor. Kitap okuyorsun, çok ders çalışıyorsun, okulda başarılı oluyorsun. Bir şekilde başarılı olun, bir şekilde dikkat çekmen lazım. Ya solda serserilik yapacaksın, ya işte ne bileyim madde falan kullanacaksın. Bir şekilde dikkat çekmen lazım. Benim gücüm herhalde o sırada diğer türlü dikkat çekmeleri yetmemişti. Bu defa kitaplara ya da ders tarafına fazla odaklanmaya başlamıştım. İyi ki o değersizlik o günlerde verilmiş ki diyorum, bugünkü şu an sizlerin sevdiği, sizlerin ilgi duyduğu ben ortaya çıkmaya başladı. Ve hatta benim bile sevdiğim ben ortaya çıkmaya başladı. Dolayısıyla hepsine minnettarım. Şimdi arkadaşlar eğitim alıyoruz. Bu koç eğitimde kişisel gelişim eğitimler falan var ya. Ben de eğitim alıyorum. İşte eğitim, bizde eğitimler şöyledir. İşte eğitim verilir, sonra bir uygulama yapılır. Eğitim verilir. Yani her tekniğin uygulaması yapılır. Öğrenmiş miyiz? Öğrendik mi? Ya da biz de şimdi eğitim yapıyorum. Eğitimden sonra uygulamalar. Mesela hipnoza öğretiyorsun, sonra uygulama yapıyorsun. Şimdi ben de eğitim alıyorum. Eğitim aldığım sırada işte hocamız bize uygulama yapıyor. O gün de uygulamaya ben çıktım. Tabii ben danışan olarak oradayım. Dedi ki bana, şöyle bir soru sordu. Hayatta ne yapmak istiyorsun? Ben de dedim ki, dünyanın dedim en iyi ikinci kişisel gelişimcisini yetiştirmek istiyorum. Adam dedi ki, birincisi kim? Dedim ki benim. Ha, ama o sırada ben ders alıyorum ha. Yani hocamın karşısında ders alıyorum. Dedim ki, birincisi ben olduğum için ikincisi yetiştirmek istiyorum. Tabii birdenbire bir bozuldu. Ya yani böyle, yani ona saygısızlık yapmışım gibi hissetti herhalde. Dedi ki, senin kaç paran var dedi ya. Kaç paran var senin dedi. Bana göre dedi, başarı dedi parayla doğru orantılıdır. Arkadaşlar inanılmaz aşağılanmıştım o sırada. Ve kendi içimde şunu demiştim. Ya, bu mu yani ölçü? Ölçü insanın zenginliğiyle parayla mı doğru orantılı? Ve o zaman öyle bir yara aldığım için şu an benim eğitime katılan insanların parasına göre değil, karakterlerine göre inanılmaz değer veriyorum. Hepsi çok değerli zaten. Ve eğer o an yaşamasaydım belki ben de şu an bir insana ne, kaç param var diye bakılmanın ne kadar acı bir şey olduğunu fark edemeyecektim. Ve o hocama da minnettarım. Çünkü arkadaşlar bizim geçmişte bize kötü gibi görünen şeyler aslında bizi bugüne getirip büyüten şeyler. Yani mesela hiç unutmadığım, benim için acı olan ama şu anda nasıl büyütmüştür acaba? Bunu yorumlarda da siz de söyleyebilirsiniz. Üniversitede okuyorum. Üniversitede okurken annem, babam ve abim olduğum şehirden geçiyorlar. Yani Maraş'tan Muğla'ya gidiyorlar ve giderken de kendi özel aracıyla, abimin özel aracıyla gidiliyor. Ve üniversite okuduğum şehirden geçiliyor. Tabii o zamanlar cep telefonu falan böyle çok fazla herkeste yok ya. İşte annemle falan konuştuk. İşte yarın dedim ben sabah 9'da otogarda sizi bekliyorum. Sabah 9'da tabii annem, abim, işte babam gelecek. Ben de üniversitedeyim. Onun mutluluğu, heyecanıyla otogardayım arkadaşlar. 9'da gelmediler. Ya bekliyorum. 9.30, 10, 11, 12. Gelmediler. Sadece abimde cep telefonu var. Arıyorum. Ona da ulaşamıyorum. Akşam 9 oldu arkadaşlar. Ben halen otogarda bekliyorum. Ve onlar halen gelmediler. Sonra ben Muğla'yı evlerini aradığımda, ev telefonu aradığımda anladım ki geçip gitmişler, eve varmışlar, Muğla'ya varmışlar ama ben halen o sigarada bekliyorum. Değersizlik duygusunun ne kadar yoğun hissedebileceğini düşünebiliyor musunuz arkadaşlar? Üniversitedeki arkadaşlarımın annesi babası hususu çocuklarının yanına gidiyorlar. Ama benim annem babam o şehirden geçiyor ve uğramıyorlar. Ve o sırada sen neyi hissediyorsun iliklerine kadar? O değersizliği hissediyorsun ve o değersizlik hissi, o yara bu defa sana tüm insanlara değer verme duygusunu veriyor. Eğer o değersizliği o zaman ilkokulda veya şöyle bir şey hiç hatırlamıyorum. Yani bana bir oyuncak alındığını, bir yeni elbise alındığını hiç hatırlamıyorum. Ve hayatım boyunca nerede olsam hep değersizin dünyasıyla yaşıyordum. Ve bilinçaltımda değersizlik her yerime kadar işlenmişti. Bunlara benzer arkadaşlar size onlarca örnek anlatabilirim. Tabii bunlara sığınmıyorum. Bunu anlamaya çalışmayın. Herkes böyle şeyler anlatıyor ya.
Bunların beni nasıl büyüttüğünü anlatmaya çalışıyorum ve dolayısıyla bana değersizlik hissini yaşatan tüm dostlarıma, tüm aileme, tüm arkadaşlarıma minnettarım. İyi ki varlar. İyi ki o değersizlik hissini yaşatmışlar ki böyle bir ata ortaya çıktı. O değersizlik hissini yaşatmışlar bana ki arkadaşlar bu ata ortaya çıktı. Ve ben bu ataya minnettarım. Atayı çok seviyorum. Çünkü mesela bazen ne yapıyoruz? Şöyle bir cümle var ya, sen kendini seversen millet sana aşık olur. Sık sık diyorum diyorsunuz. Fark ettim ki kimse beni sevmeyecek. Ve baktım ki benim benden başka sevecek kimsem yok. Benim ne zaman sıkıntılı günüm varsa o günlerimde içimdeki atadan başka buna sahip çıkan olmadı. Dolayısıyla ben de hep atayı yetiştirmeye çalıştım. Yani eğer dışarıyı beni sevdirmeye çalışsaydım anladım ki dışarıyı yenemeyeceğim. Çok fazlalar. Yenme şansım da yok. Ve olayın basitleştiğini fark ettim. Eğer bu atayı beslersem, atayla ilgilenirsem, atayı büyütürsem işte o zaman sevgiler kazanabilirsin, ilgiler kazanabilirsin. Ve herkes şununla geliyor değil mi arkadaşlar? Hocam benim bilinç altında değersizlik var, bilinç altında sevgisi var, bilinç altında ne varsa o çıkar. Evet, bilinç altında ne varsa o çıkar. Benim bilinç altımda onlarla duruyordu. Bunlarla ilgili onlar, mesela üniversitede 2 gün boyunca aç kaldığımı hatırlıyorum. Ya, simit alamamıştım. Benim de param yoktu. Dolmuşa binemiyordum. Şimdi bunlarla yaşadığımız zaman ya ben işte şöyle perişanlıklar çektim, şöyle kandırıldım, böyle dolandırıldım. Bunlarla yaşadığımız zaman ileriye gitme şansımız yok. Evet bunlar baktım ki bilinçaltımı oluşturuyor ve ben de dedim ki bilinçaltı dur artık ya. Dur. Yıllarca hayatımı sömürdün. Yıllarca bu hayat sanki acıymış gibi yaşattın bana. Sanki acılarla mücadele ediyordum. Ve bir gün artık bu tak etti ve bir isyancı ruh ortaya çıktı. Bilinçaltına karşı bir isyan. Yeter, senin dediklerin değil. Ben değerli bir insanım. Ben kendimi seviyorum. Ve bu ortaya çıkmaya başladıktan sonra hayat değişmeye başladı. Ve anlıyorum ki şu an yaşadığım her şey, şu an yaptığım her şey bundan önceki yaşadıklarımın sonucu. Firavun olmasaydı arkadaşlar Musa o kadar ünlü olamayacaktı. Nemrut olmasaydı Ebu Cehil olmasaydı, yani kötüler, kötülükler olmasaydı arkadaşlar, o büyükleri, o güneşleri fark edemeyecektik belki ya da bu kadar belirgin fark edemeyecektik. Hayatımızdaki kötülükler her şey zıttıyla var olur arkadaşlar. Eğer sende içinde açgözlük duygusu varsa bunu paylaşmaya çevirebilirsin. Eğer içimde öfke varsa bunu aşka çevirebilirim. Cinsellik duygusu varsa bunu aşka çevirebilirsin. Güzel dostlarım, yaptığımız her şey yaşadıklarımızın sonucu. Yeter ki bundan önce bize karşı yapılan olumsuzlukları kabul edelim. Kabul edelim mi? Evet, bunlar var. Bilinçaltım var. Ben bunlarla barıştım. Ve bu bilinçaltını değiştirmek artık bana ait. Emin ol ki şu ana kadar düşündüğün şeyleri düşünmeye devam edersen aynı hayat yaşamaya devam edeceksin. Şu ana kadar hissettiğin şekilde hissetmeye devam edersen aynı hayat yaşamaya devam edeceksin. Şu ana kadar davrandığın şekilde davranmaya devam edersen aynı hayat yaşamaya devam edeceksin. Düşüncemizi, bilinçaltımızı, hissimizi, davranışımızı değiştirmek zorundayız güzel dostlarım. Hayat değişsin istiyorsan bunları değiştirmek zorundasın. Onlarla yaşarsan, dikiz aynasına bakarak, hep geriye bakarak yaşarsan ileriye doğru gitme şansımız yok. O geçmiş bugünkü güzelliği oluşturuyor. O yapılanlar, o yaşatılanlar bugünkü güzel şeyleri yaptırıyor bize. Ben sizden sadece tek bir şey ezberlemenizi istiyorum. Ve bunu daima demenizi istiyorum. Hayatta her şey olması gerektiği için oluyor. Allah adildir. Evrende sistem mükemmel döner. Her şey olması gerektiği için oluyor. Şu an nerede olursan ol, hangi durumda olursan ol, o durum olması gerektiği için, Allah öyle istediği için ya da evrendeki enerji hata yapmaz arkadaşlar. Sistem, evrendeki sistem hata yapmaz. Ya bir uçak kalkıyor ya, bugün fizik kuralları işlemesin olmaz. O uçan pilotu bugün fizik kuralları işlemesin ne olacak demez. Hayattaki enerji sistemi, evrendeki sistem mükemmel çalışırdı ve sen şu anda ne durumdaysan olması gerektiği için o durumdasın. Bu sana bir değer katacak ve sen yarın da güzel şeyler yapacaksın. O günkü değersiz duygularım vardı ama bugün sizler varsınız. O değersiz duygusundan dolayı belki sizler varsınız. O sevgisizliklerden dolayı belki sizler varsınız. Dün bir misafirim geldi. Bulancak'tan.
Bulancak ilçe ismiymiş. Ben de yeni öğrendim. Osman diye bir misafirim geldi Bulancak'tan ve geldiğinde bana güzel bir hediye getirmiş. Onu minnettarım. Bu hediyeyi sizler veriyormuşsunuz gibi alıyorum. O da beni sizler gibi YouTube'dan izleyen. Ama şu anda bakıyorum o günlerde ufak bir elbise bile alınmamıştı. Bugün pek çok insan bana hediyelerle geliyor. Hepsi minnettarım güzel dostlarım. Osman Bey'in şahsında ona da teşekkür ediyorum. Onun şahsında hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Ve tekrar arkadaşlar bunu ezberleyene kadar söylüyorum. Hatta bir yerlere yazın bunu. Hayatta her şey olması gerektiği için oluyor. Ben teslimim. Allah'a teslim ol. İnsanlar zulmeder ama kader adalet eder. Kader adil davranır. Her şey olması gerektiği için oluyor. Hayatta her şey olması gerektiği için oluyor. Dünkü sevgisizler o yumurtayı annem pişirmediği için ben bugün insana değer vermeyi öğrendim. Üniversitedeyken o şehirden geçen aile yanıma uğramadığı için bir insana değer vermemek ya da o hocanın beni küçümsemesi, paraya göre bana bakması, o bize bakılan o kötü taraflar bizi büyük insanlar yaptı. Dolayısıyla tabii arkadaşlar burada aman ha ne o hocamı ya da ne annemi babamı eleştirdiğimi zannetmeyin. Onların hepsine minnettarım. Onlar öylesini doğru bildiği için öyle yapıyorlardı. Ama onların o doğru bildiği şeyler benim için o an için üzüyordu belki. Ama bugünlerde bu hatayı oluşturdu. Yani şöyle düşünün bir çocuğa iğne vurulması gibi. Çocuğa iğne vururken çocuk istemez, acı duyuyor olur. Ama o yarınlara onu daha sağlıklı hale getirecektir. Yani ya da iğne vurulması mı dedik, aşı vurulması mı demem daha doğruydu. İşte geçmişte bana yapılan şeyler bugünkü beni oluşturduğu için, geçmişte sana yapılan şeyler bugünkü bu mükemmel seni oluşturuyor. Onun için bize kötülük yapanların hepsine de minnettarız. Hepsini de seviyoruz, hepsine de değer veriyoruz. İyi ki varlar, iyi ki eğer onlar kötülükse ismi, iyi ki o kötülükleri yaptılar. Ve bugün de bu kadar yeter diyorum güzel dostlarım. Hepinize minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın. Hatta tutku ile kalın. Beni böyle sevgiyle, ilgiyle ve sessizce dinlediğiniz için lütfen sizler ona saygımı kabul edin. Güzel dostlar, misafirim olur musunuz? Konuğum olur musunuz? 23, 24, 25 Mart'ta koçluk ve kuantum eğitiminde bir araya gelip bu videolarda izlediğimiz enteresan bilgilerin daha derinine dalsak, daha ayrıntılara girsek ve sonrasında eğer yaşam koçu olmak istiyorsanız, eğer kuantum uygulayıcısı olmak istiyorsanız ve hatta o bahsedilen olağanüstü hipnozu deneyimleyip o çocukluğa gitmek istiyorsanız ve sonrasında bu eğitimlerden sonra sertifikalarınızı alıp kişisel gelişim uzmanı olarak hayatınıza, hayat yolunda devam etmek istiyorsanız 23, 24, 25 Mart'ta konuğum olur musunuz? Misafirim olur musunuz? Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.